Merhaba arkadaşlar, ASM Ecel'den Mutlu Çiçek. Weekly Quiz video serisinde 3. quiz videomuzda sizlerle beraberiz. İkinci quizimizde Scrum'daki artefektlerden, eserlerden birisi olan Product Backlog ve Product Backlog Management ile ilgili hazırladığımız soruları cevaplamıştık. Üçüncü quizimiz ise Scrum Framework'ündeki etkinliklerden birisi olan Sprint Planning üzerineydi. Şimdi Sprint Planning etkinliği ile ilgili bu 10 soruyu hadi gelin beraber hızlıca cevaplamaya çalışalım. Quizler ya da videolarla ilgili vereceğiniz herhangi bir geri bildirim bizim için çok değerli ve kıymetli olacak. YouTube üzerinden ya da LinkedIn üzerinden quiz ve video postlarına yorum bırakarak değerli geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. İlk soruda arkadaşlar Guide'daki tanımına göre, Scrum Guide'daki tanımına göre Sprint Planning etkinliğinde adreslenmesi gereken konular nelerdir diye sorduk ve burada bir must ifadesi var sorunun içerisinde. Bunu bilinçli olarak seçtik. Şimdi Sprint Planning etkinliğini kısaca tanımlayacak olursak, sprinti başlatan ve Scrum takımının o sprinti planladığı etkinlikti yani özet olarak. Planladığı kısmını da böyle kısaca açacak olursak, o sprintin amacının konuşulduğu, bu amaç için nelerin yapılacağı ve bununla beraber nasıl yapılacağı. Yani bu nelerin yapılacağı kısmını konuştuk ve bu yapılacak şeyler nasıl yapılacak? Bunların konuşulduğu, bu konuların da belirlendiği etkinlikli Sprint Planning. Şimdi bu açıklamayla beraber hızlıca şıklara bir bakalım. A şıkkında diyor ki, A seçeneğinde bu sprint neden değerli sorusu yer alıyor. Şimdi Scrum'da bu sorunun cevabı sprint goal. Zaten parantez içerisinde belirtmiştik bunu. Sprint planning harici yani herhangi bir toplantı ya da bir çalışmayı bile düşündüğümüzde aslında yani ilk başta sorulması gereken sorulardan birisi değil mi bu? Yani burada bulunma amacımız ne? Biz burada neden toplandık? Amacımız ne? Neyi başaracağız? Sprint için de, sprint planning'de bu sorunun sorulması bizleri sprint goal'e götürüyor. Bu sprint'i neden yapmalıyız? Bu önemli soru sprint planning'in başında adreslenen ve tüm Scrum takımınca beraber cevaplanan bir soru. O yüzden bunu işaretleyelim. B seçeneğinde bir sonraki çeyrek için ürün stratejisi nedir sorusunu koymuşuz. Şimdi bu soru değerli bir soru. Ürünün vizyonu doğrultusunda bir strateji ve o stratejiyle gidilmesi gereken hedefler. Yani kesinlikle bir Scrum takımında konuşulması gereken, tartışılması gereken konular bunlar. Ama bunu Sprint Planning'in her zaman içerisinde olan bir soru gibi düşünmek doğru olmayacaktır. Bu konuların konuşulduğu Sprint Planning etkinlikleri illaki olacaktır ve olmalıdır da. Review'larda da belki konuşulacaktır bunlar Sprint Review etkinliklerinde. Ama her Sprint Planning'de bu soru adreslenmez arkadaşlar. Soruda da zaten must ifadesinin geçmesinin sebebi de bu farkı ortaya koymak. O yüzden bu B şıkkını işaretlemiyoruz. C seçeneğinde bu sprintte neyi done yapabiliriz? Yani belirlenen sprint goal kapsamında, hani en başta belirlendi sprint planning'in başında bir goal belirlendi. Bu belirlenen sprint goal kapsamında bu sprintte neler yapılabilir ve hangi PBI'ları done yapabiliriz, neleri tamamlayabiliriz? Şimdi bu soruyla beraber aslında gole gitmek için ortaya koyacağımız incrementi de düşünüyorsunuz ve ona göre product backlog'dan bu sprinte dahil edilmesi gereken backlog maddelerini developerlar, işe execute edecek insanlar kapasitelerini gözeterek sprint'e dahil ediyorlar. O yüzden bu şıkkı da işaretliyoruz. D seçeneğinde diyor ki seçilen işler nasıl yapılacak sorusu yer alıyor. Şimdi akışı düşünelim. Sprint goal'ü belirledik. Süper. Sprint goal'e gidebilmek için product backlog item'ları da belirledik. Seçtik product backlog'dan sprint backlog aldık. Geriye ne kalıyor? Bir de bu item'ları sprint içerisinde nasıl tamamlayacağız sorusu kalıyor aslında. Bu da bizi developerların seçilen her product backlog maddesi için hazırladıkları plana götürüyor. Goal, seçilen PBI'ler ve bu PBI'leri tamamlamak için bir plan. Bu üç konu doğru bir sprint planning için kesinlikle adreslenmesi gereken üç soru. Zaten sprint backlog'da bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Üçünü de içeriyor sprint backlog. O yüzden bunu da işaretliyorum. E şıkkı son şıkta yani son ve en güncel teknoloji trendleri demişiz. Ya bu soruyu zaten how sorusunu cevaplarken yani işleri nasıl yapacağız sorusunu cevaplarken düşünüyoruz. Ama bu direkt olarak ayrı bir şekilde sorulması, ele alınması gereken bir soru olmayabilir. Her sprintte yani onu diyorum. Bu yüzden gayede göre sprint planning'de adreslenmesi gereken sorular nelerdir veya konular nelerdir dediğimizde A şıkkı bu sprint neden değerli? C şıkkı bu sprintte ne tamamlanabilir sorusu ve D şıkkı bu seçilen işler nasıl yapılacak sorusu. O yüzden A, C ve D olarak ilerliyoruz. Timebox sorusu. Evet. İkinci soruda Timebox'ı sormuşuz. Sprint planning için tanımlanan maksimum süre nedir demişiz. Neydi arkadaşlar cevabımız? Aslında 8 saat. Ama
Şimdi unutmayın, özellikle sertifika sınavlarında iki tane 8 saat seçeneği gelebilir. Yani sprint planning için 8 saat ama iki tane böyle 8 saatlik şık gelebilir veya cevap karşınıza çıkabilir. Sprint planning, sprint review, sprint retrospective etkinlikleri için guide da 4 haftalık yani 1 aylık bir sprint için time box'lar belirtilmişti. Daha kısa sprintler için de bu etkinlikler genellikle daha kısadır ifadesi yer alır. Bu yüzden özellikle iki farklı şıkta 8 saat geçiyorsa buna dikkat etmek gerekecek. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında aynen bahsettiğim gibi 4 haftalık bir sprint için 8 saat, daha kısa sprintler için ise bu süre daha genellikle daha kısadır ifadesi yer alıyor. Doğru seçeneğimiz zaten bu. B şıkkı aslında sprint retrospektif için 3 saat, 4 haftalık sprintler için ve daha kısa sprintler için daha kısa. Bu sprint retrospektif time box'ı. 4 saat 2 haftalık sprintler için. Şimdi C şıkkında bunu da belirtelim. Scrum Guide'de şunu demiyor. Sprintin uzunluğunun time box'a oranının üzerinden bir sprint planning süresi belirlenmesi gibi durmuyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. 4 haftalık sprint için 8 saatte o zaman 2 haftalık sprint için onun yarısı olacak. 4 saat böyle bir şey demiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ifade şu. It's usually shorter. Yani genellikle daha kısadır şeklinde. D şıkkında da sprint review için bir time box verilmiş. 4 haftalık sprint için 4 saat. Daha kısa sprintler için daha kısa sürer diye. O yüzden doğru cevabımız A ilerleyelim. Üçüncü soru bir true false sorusu arkadaşlar. Ve soruda verilen ifadede şunu demişiz. Sprint planning etkinliğinde seçilen tüm product backlog item'ların yani PBI'ların belirlenen sprint goal'e hizmet etmesi gerekiyor. Ve soruda yine bir zorunluluk var. Yine must demişiz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hemen şıklara bakalım. İlk şık true denilmiş ve açıklamada sprint boyunca odağın sprint goal'de olması gerektiği söylenmiş. Süper. Bu nedenle de odağın dağılmaması için seçilen, planlamada seçilen PBI'ların hepsinin sprint goal'e hizmet etmesi gerekir denilmiş. B şıkkına bakalım bir de. B şıkkında false denilmiş ve açıklamada ise evet focus sprint goal'de olmalı. Yine A şıkkındaki gibi. Burası güzel. Fakat sprint planning'de ele alınması ve planlanması gereken bazı farklı konular da olabilir. Yani mesela teknik borç, ürün problemleri, müşteriden gelen şikayetler, performans ihtiyaçları, ürününüzün performansına yönelik bazı ihtiyaçlar vesaire. Bunlar da adreslenmesi gerekebilir sprintin içerisinde. Bunların hepsi bu tip durumlarda hepsi sprint goal'e direkt olarak hizmet etmeyebilir. Ama bunları da yapmamız gerekiyor. O yüzden burada böyle bir yanılgıya düşmemek gerekiyor arkadaşlar. Evet, odak sprint goal'de olmalı ama sprint goal'le direkt ilişkisi olmayan item'lar da PBI'lar da sprintin içerisine dahil edilebilir. Her PBI'ın sprint goal ile ilişkili zorunlu olarak ilgili olması gerekmiyor dostlar. Bu yüzden doğru cevabımız B. B seçeneği false olacak. Sprint planning'de seçilen tüm PBI'ların sprint goal ile ilgili olması zorunluluğu yoktur demiş olalım. Dördüncü soru sprint planning etkinliğiyle ilgili olarak hangi ifadeler doğru değildir demişiz. Birden fazla cevap olabilir bu tip sorularda. Hemen bakalım şıklara. Şimdi A şıkkında diyor ki Scrum takımı sprint planning'de ihtiyaç duyulması durumunda dışarıdan birilerini davet edebilir denilmiş. Doğru dostlar. Planning'de özellikle SME dediğimiz Subject Matter Expertler yani alanında uzman ve yetkin kişiler hızlıca sprint planning'e dahil edilip ihtiyaç duyulan noktalarda destek alınabilir. Örneğin yeni bir teknoloji deneyeceksiniz. Süper. O konuda takım dışında böyle yetkinliğinin yüksek olduğunu bildiğiniz birileri var. Takım içerisinde de o yetkinlik çok fazla yok. O arkadaşı sprint planning'e dahil edip konu hakkında hızlıca bilgi alabilirsiniz. Buna göre PBI'larınızla ilgili seçilimler yapabilirsiniz vesaire. Tabii bunu refinement'larda da yapabilirsiniz ama planning'e bu mantıkla düşünecek olursak dışarıdan birileri dahil edilebilir. O yüzden A doğru. B şıkkı uzun ve üç ifadeden oluşan bir şık aslında. İlk olarak diyor ki sprint planning'in sonunda tamamlanmış ve detaylı bir sprint backlog'un oluşması zorunludur denilmiş. Şimdi ilk ifade yanlış. Şıkkın ilk kısmı yanlış. Zorunlu değil arkadaşlar. Sprint alınan her maddeyi detaylandırmamız gerekmeyebilir. Ve ikincisi sprint backlog complete olmayabilir. Yani tamamlanmış diyor ya. Bir PBI'yi alırsınız. Henüz bilmediğiniz detaylar olabilir. Sprint içerisinde o işi bitirmek için planning'de hazırladığınız plan değişebilir. Task'lar, aksiyonlar değişebilir. Ki bir de zaten çok normal bir durum. Çeviklik de bunu gerektiriyor değil mi? O yüzden
Bu ifadenin ilk kısmı yanlış. İkinci kısmında diyor ki seçilen her PVI task'lara ayrılmış ve detaylandırılmıştır diyor. Şimdi bu da olmayabilir. Zorunlu değil. Sprint başladıktan sonra o maddeler sprint içerisinde de task'lara ayrılabilir. Sprint içerisinde de task'larına bölünebilir. Bu kısım da yanlış. Üçüncü kısımda da önceki iki cümleyi, önceki iki ifadeyi sonuçlandırarak diyor ki bu sayede sprint backlog içerisinde sprint şey backlog sprint içerisinde sprint backlog sprint içerisinde değiştirilemez deniliyor. Şimdi bunu da açıklamıştık. Düşünün sprintin ortasında bir müşteri şikayeti geldi size. Çok önemli. Ya da sistemler durdu. Ne yapacaksınız? Bu problemi sprinte dahil etmeyecek mi takım? Bu durumda. Yani dediğim gibi çevikliğin felsefesine zaten ters bir durum bu. O yüzden B şıkkında yazan her ifade, 3 ifade de tamamen yanlış. Bunu işaretliyoruz. C şıkkına bakalım. Orada da diyor ki Product Owner Sprint Goal'ü Sprint Planning öncesinde hazırlamak zorunda ve Sprint Planning'e getirmek zorunda. Yanlış arkadaşlar. Sprint Goal takım ile beraber Sprint Planning'de belirlenir. Ve o sprintin neden değerli olduğu sorusunun yanıtıdır bu arkadaşlar. Product Owner'ın tabii ki kafasında bir önerme olabilir. Onunla gelebilir. Bu çok normal. Zaten bu önermeye göre de Product Backlog'u sıralıyor Product Owner. Sıralamıştır yani. Bu önermeyi takımla da paylaşabilir Sprint Planning'de. Ama soruda da geçen ifadesiyle Sprint Goal'ün önceden belirlenerek Product Owner tarafından Sprint Planning'e getirilmesi diye bir zorunluluk yok. Bu Sprint Goal takımın Planning'de beraberce belirlediği bir şey. O yüzden bu şık da yanlış. Genel olarak bir cevabı tekrar edecek olursak Sprint Planning ile ilgili hangisi yanlıştır dedik. Sprint Planning'de tamamlanmış bir complete backlog'un oluşturması gerekiyor. Her maddenin task'larına ayrılması gerekiyor. Ve backlog da sprint içerisinde değiştirilmez. Bu yanlış. Hepsi yanlış bunun. Bir de product owner sprint golü planning'e önceden getirir. Bu da yanlış arkadaşlar. İlerleyelim. Beşinci soru. Şimdi beşinci soru arkadaşlar yine bir true false sorusu. Soru da sprint planning'in her bir developer'ın kendi işini seçtiği ve o işin sorumluluğunu aldığı bir etkinlik olduğunu söylemişiz. Direkt cevabı söyleyeyim ben size. False arkadaşlar. A şıkkında diyor ki bu ifade için doğru denilmiş ve her developer kendisiyle ilgili işlerin sorumluluğunu ve sahipliğini alır denilmiş. Doğru değil bu şık. B şıkkı. Hayır, bu sprint planning'de değil de ilk daily scrum etkinliğinde yapılır denilmiş ki bu da doğru değil arkadaşlar. C şıkkına bakalım hızlıca. C şıkkında ise hayır. Seçilen tüm backlog itemları, product backlog itemları ki her biri belirli kişiler tarafından tamamlanacak olsa da developerların tamamı tarafından sahiplenilir. Şimdi bu ifade doğru arkadaşlar. Burada şey önemli. Scrum bir takım oyunudur. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu noktada sprint planning'de sprint goal belirlendikten sonra o gole götürecek maddeler ve o maddelerin nasıl yapılacak tamamen developer'ın sahipliğindedir. Şöyle düşünün. Developerlardan birisi ben sadece şu iki işin sorumluluğunu alıyorum dediğinde diğer developerların da aynı şeyi söylemesi zaten kaçınılmaz olacak. Bu durumda sprint goal gibi böyle takımı bütünleştiren bir kavram değersizleşecek ve bu gole varılması çok daha böyle zorlu bir hale gelecek. Şunu da unutmamak lazım bu tip durumlarda arkadaşlar. Öyle bir yaklaşımda olan bir developer'ın şunu düşünmesi de gerekiyor. O seçtiği işleri yapabilmesi için aslında arkadaşları, takımdaki diğer arkadaşlar başka işlerin yapımı konusunda çalışarak ona zaman ve ortam yaratıyor. Yani sen o işi yapabiliyorsan aslında diğer arkadaşların diğer işleri yaptığı için. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden sadece seçtiğim işlerin sorumluluğu bende, diğerlerine karışmam gibi bir yaklaşım takım olgusuna zarar verecek bir yaklaşım ve Scrum'da da bu sorumluluk tekrar söylüyorum tüm developerlarda. Yani cevabımız C şıkkı. Seçilen product backlog itemlarının sorumluluğu o işi yapan da değil, tüm developerlardadır arkadaşlar. Altıncı soru süre bittiği için şuradan devam edelim. Altıncı soru arkadaşlar sprint planning için inputlar, girdiler nelerdir diye sorduğumuz bir soru. Şıklara bakalım hızlıca. A şıkkında definition of'tan yani bittinin tanımı demişiz. Kesinlikle sprint planning'de backlog maddeleri konuşulurken definition of done'ın ele alınması gerekiyor. Çünkü o maddeyi bitirebilmek için bu kalite kriterlerine ya da bu takım kriterlerine uymamız gerekecek. Bu yüzden DOD yani Definition of'dan bir input olarak Sprint Planning'de ele alınır. Şimdi B şıkkında diyor ki Scrum takımının geçmiş performansı. Scrum takımının önceki sprintlerdeki durumu, hızı, modu, işi bitirme trendi gibi faktörler de Sprint Planning'de
Scrum takımının deneysel ilerleyebilmesi adına, yani Scrum'ın temelinde olan empiricism'e göre önemli. Bu yüzden takımın geçmiş performansı da aslında bu sprintteki performansını değerlendirme açısından bir girdi olarak ele alınabilir. C şıkkında Gantt chart demişiz. Gantt chart proje yönetiminde kullanılan bir tool aslında. Scrum takımı Gantt chart yerine aslında verilen hizmet ya da servis ya da ürünle ilgili, sağlanan ürünle ilgili tüm planların olduğu ve sürekli güncellenen product backlog'u kullanıyor. O yüzden Gantt chart bir input değildir sprint planning'e. D şıkkında product backlog demişiz, yer alıyor bu şıkta. Ya az önce söylediğim gibi sprint planning'de o ürünün, hizmetin roadmap'ine göre planlamalar yapılır. Haliyle bu planların olduğu yer olan product backlog sprint planning'in bir girdisidir. Yani takım product backlog'daki maddeleri sprint backlog'u oluşturmak için seçerek ilerler. E şıkkında Scrum takımının bir sonraki sprint için kapasitesi. Şimdi B şıkkında geçmiş performans demiştik ya, hatırlarsanız. Burada da Scrum takımı bu geçmiş performansa göre bir sonraki sprint'teki kapasitesini de konuşuyor. Ve seçeceği toplam iş büyüklüğünde bu kapasiteyi gözeterek belirliyor. O yüzden bu da doğru. B şıkkında ise son increment demişiz. Scrum'ın mantığında iteratif ve incremental ilerleme var arkadaşlar. Increment'in tanımında ise her increment, diyor ki Scrum Guide'da, önceki incrementlerin üzerine eklenir ifadesi var. Bu durumda sprint planning'de son durumdaki incrementi ele alıp bu sprintte üzerine ne koymak gerekiyor? Ne gibi bir değer eklememiz ya da üretmemiz gerekiyor deyip sprintin sonunda incrementi de adapte etmiş oluyoruz aslında bu sayede. Bu yüzden increment de bir girdidir. Sonuç olarak sprint planning'in inputları nelerdir sorusuna cevabımız definition of'dan. Takımın geçmiş performansı, Scrum takımının geçmiş performansı, product backlog, takımın bir sonraki sprint için kapasitesi ve incrementin son durumu diyerek ilerliyoruz ve geçiyoruz 7. soruya. 7. soru bir true false sorusu. Soruda sprint planning'in sonunda tüm Scrum takımı sprint backlog'un tamamını bitirmeyi commit eder denilmiş. Bu ifade doğru mu yanlış mı diye sormuşuz. Şimdi A şıkkında false, yanlış demişiz. Scrum takımı tarafından commitment aslında sprint goal'edir demişiz. B şıkkında ise doğru. Scrum takımı sprint backlog'un tamamını bitirmeyi commit eder. Yani taahhüt eder demişiz. Arkadaşlar burada doğru cevap false olacak. Sprint backlog için seçilen maddeler aslında forecast'ı oluşturur. Yani o sprintle ilgili bir tahminleme diyelim biz buna. Forecast, Türkçe'ye çevirirken biraz zorlanıyorsunuz ama. Amacımız bu forecast'a göre tüm her şeyi tamamlamak değil. En değerli olan şey yani sprint goal'e gitmek. Daily Scrum'larda da zaten sürekli olarak inspect progress towards the sprint goal. Yani sprint goal'e göre progress'in ilerlemesinin, takibinin yapılması sağlanır. Yani Daily Scrum'ların amacı budur. Sprint goal'e göre ilerleyiş ne durumda? Onu sürekli olarak inspect etmek, gözlemlemek developer'larla beraber. O yüzden doğru cevabımız takımın sprint goal'e commitment'ı, yani taahhüt vermesi. O yüzden doğru cevap A şıkkı. Şimdi 8. soru arkadaşlar. Product Owner'ın sprint planning'e sıralı bir backlog getirmediği durumda, bir durumda Scrum takımının ne yapması gerektiğini sormuşuz ve en doğru cevabı istemişiz sizden. A şıkkında Scrum takımı product backlog'u refine etmek için, elden geçirmek için, detaylandırmak ve sıralamak için sprint'i ertelemeli demişiz. Ya da ertelemeli, erteleyebilir demişiz. B şıkkında product owner'ı cezalandırmalı takım ve sen misin hazır bir product backlog'la gelmeyen diyerekten plaja gitmeli, boykot etmeli demişiz. C şıkkında ise ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp bir sprint goal belirlemeli ve bu goal'e göre de mevcuttaki işleri de gözeterek PBI'ları, yani Product Backlog item'ları seçmelidir demişiz. Şimdi dostlar, Scrum'da sprintin ertelenmesi ya da geciktirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece sprintin termination'ı var, yani sonlandırılması var. O da ancak ve ancak belirlenen sprint goal anlamsız hale geldiği durumda olur. Yani değersiz hale geldiği zaman olur. Product backlog tam olgunlaşmamış olabilir. Yeterince refinement yapılmamış olabilir. Product owner izinde olabilir, hasta olabilir, product backlog'u sıralamamış olabilir. Bu tip durumlarda sprint planning'de elden geldiği kadar backlog maddeleri ele alınmalı. Yine bu şartlar düşünülerek bir goal belirlenmeli ve bu goal için birkaç gün bile bizi götürecek iş kalemleri, product backlog itemları seçilerek sprint'e başlanmalı. Bu da zaten sprint'e başlamak için yeterli olacaktır. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı. 9. soruya geçelim. 9. soruda diyoruz ki sprint planning'de Scrum takımı planladıkları işlere bakınca böyle tamamını bitiremeyeceklerini görüyorlar. Bu durumda
Scrum takımı ne yapmalı diye sormuşuz. A şıkkında şunu diyoruz arkadaşlar. Scrum takımı sprint golü tekrar tartışmalı, revize etmeli ve buna göre sprint gole götürmesi için backlog maddelerinin kapsamının daraltılmasını sağlamalı demiştik. B şıkkında takım hemen farklı Scrum takımlarından böyle üye almaya karar vermeli. Yani takımdaki kişi sayısı artmalı ve bu sayede kapsamı tamamlamaya çalışmalı demişiz. C şıkkında ise Scrum Master hemen mesai dışı çalışma zamanlarını ayarlamalı ve bu sayede kapsamı Scrum takımı deliver etmeli, tamamlamalı demişiz. Arkadaşlar şimdi 3 şıkkada baktığımızda üçünde de kapsamı deliver etmek yani tamamlayabilmek için farklı parametreleri değişmekten bahsetmiş. Scrum hatırlarsanız kompleks problemleri çözmek üzerine uygulanan, bunu yaparken de simplicity yaratmaya yani basitlik yaratmaya çalışan bir framework. O yüzden mümkün olduğu kadar sabit olan parametreleri değiştirmeden ilerlemek, buna göre adaptasyonu sağlamaya çalışmak önemli. Kapsam zaten değişken. Bir de farklı parametreleri değiştirmek kompleksiteyi yani karmaşıklığı sürekli olarak artıracaktır. Şimdi B şıkkında diyor ki takıma yeni üye alınması demişiz. Şimdi takımdaki kişi sayısını bir parametre olarak düşünüp bunu değiştirmişiz bu şekilde. Ama unutmayalım takıma eklenen her yeni üye belirli bir adaptasyon süreci gerektirecektir. O kişinin takıma ve işe adaptasyonu için belki takımdaki diğer arkadaşların da eforu, zamanı, desteği gerekecektir. Bu da bir açıdan bakıldığında aslında üretkenliği bile ilk başlarda düşmesine sebep olacaktır. Bu yüzden kişi sayısını değiştirmek karmaşıklığı da arttıran bir nokta olacak. O yüzden doğru bir yaklaşım olmayacak. Şimdi C şıkkında fazla mesai yapılması. Okey. Scrum'da sprintlerde çalışma süresi aslında fixliyoruz, sabitliyoruz yani. Bu şıkta çalışma süresini değiştirmek fazla mesai yaparak denilmiş. Tamam. Belki bazı sprintler için gerçekten bu tarz şeylere ihtiyaç olabilir gerçek hayatta. Ama birincisi bu Scrum Master'ın planladığı bir şey değil. Developerların kendi kararı olması lazım burada. İkincisi bu sürekli olacak bir durum değil arkadaşlar. Pattern haline gelmemeli. O yüzden bu yaklaşım da belki de en doğru cevap olarak, en doğru yaklaşım olarak seçilmemeli. A şıkkına bakacak olursak arkadaşlar bu şıkta başka parametrelerle oynamayalım. Mevcut şartları düşünerek gelin kapsamı daraltalım. Sprint golü de revize edip belki de daraltıp ya da sprint golü de buna göre de kapsamı daraltmak, iş sayısını azaltmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır şeklinde bir şey var. Açıklama var. Cevabımız bu nedenle aslında arkadaşlar A şıkkı diğer parametreleri değiştirmektense gelin kapsamın üzerinden oynayalım ve bu kapsamla ilgili tekrardan golü konuşalım. Golü de belirledikten sonra daralttıktan sonra PBI'lardan hangileri yapılmalı, hangilerinin yapılmasına gerek yok şeklinde skopu da bu sprint için daraltmış oluruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı dostlar. Şimdi son soru. Son soruda yine bir true false sorusu. Sorudaki ifadede şöyle demişiz. Scrum Guide'a göre Product Backlog item'ların yani Product Backlog maddelerinin büyüklük tahminlemesinin yapılmasından yani sizing'inden işleri yapan developer'lar sorumludur. Ve işlerin büyüklüklerinin tahminlenmesinin tek zamanı da yani tek yeri de Sprint Planning etkinliğidir. Sadece burada yapılır gibi bir ifade var. Bunu doğru mu yanlış mı diye sormuştuk. Soruda şimdi iki ifade var. İlki işlerin büyüklüklerinin belirlenmesinden o işleri yapan developerların sorumlu olması ki bu doğru ifade olarak bu kısım doğru. Ama ikinci ifade ise bunun sadece sprint planning'de yapılıyor olması şeklinde bir cümle var. Şimdi bu kısım yanlış arkadaşlar. Sadece sprint planning'de değil, özellikle product backlog refinement olarak adlandırdığımız aktivitelerin bir amacı da işlerin zaten sizing'inin ele almak, sizinglerinin yapılması, o işleri ele almak ve o işleri değerlendirmek buna göre. Sizinginin yapılması da o noktalardan bir tanesi. O yüzden arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkında diyor ki yanlış, az önce de benim ifade ettiğim gibi product backlog refinement'larda da sprint planning dışında sizing işlerini developer'lar yapabilir. Doğru cevabımız bu yüzden B şıkkı. 10. soruyla beraber quizimizin de sonuna gelmiş olduk. Umarım quiz ve bu video faydalı olmuştur. Bu içeriklerin devamı sizlerin yorumları ve beğenmenize bağlı. O yüzden lütfen yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi YouTube ya da LinkedIn postları üzerinden sizlerden rica ediyoruz. Bir sonraki quizimiz yine Scrum'dan gelecek. Scrum eventlerinden, Sprint Review ve Retrospective etkinlikleriyle ilgili sorularla karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın, çevik kalın dostlar.